bizim için hazırladığı sofrada yerimizi alalım. Sinan kardeşimle beraber şimdi tam geleneksel kahvaltı yapacağız, doğru mu? Doğru şefim. Buradakilerin hepsi tokat ürünü mü? Tokat ürünü. Söyle bakalım, bu ne? O kuş ben biliyorum ama sen söylemeni istiyorum. Kuşburnu pekmezi dediğimiz kuşburnu. Pelver yani. Evet. Evet. Kuşburnundan yapılır. Burada pelver de derler buna. Şahanedir. Üzüm suyuyla. Evet. Şeker yok. Bu? O da çalma pekmez dediğimiz. Allah. Çalma pekmez bu ha. Tamam. Bu Tokat'ın meşhur piyazı. Yumurtalı piyazı. Bunu biz getirdik ha. Bu arada. Ya çevirdi çörek. Evet. Gittik aldık sabah biz onu. Ondan sonra? Tokat'ımızın peyniri. Manda peyniri dediğimiz. Bu Tokat peyniri. Tokat peyniri. Tokat'ta üretiliyor. Çok zor bir şey değil şefim bu. Yumurtamızı haşlıyoruz. Maydanozumuz, dereotu, zeytinyağımızı, tuzumuzu, pul biberimizi karıştırıyoruz. Ortaya böyle bir güzel görüntü çıkıyor. Manda yoğurdumuz var. Oo. Bu da kaymak gibi bir şey ha. Ha? Evet. Anlat bakalım, anlat. Tirit. Ben biliyorum ama şimdi izleyenler bilmiyor. Ben Tokatlıyım, ben biliyorum onun ne olduğunu. Ne adı onun, tirit mi? Tiridimiz. Başka bir adı var mı? Çemenli. Çemenli. Yani onu söyleyecektim. Ha, adı o. Çemenli. Çemen, içine kavurma eti de koyabiliyoruz. Hmm. Çemenle beraber ortaya güzel bir lezzet çıkıyor. Pastırmalı yaparlar. Pastırmalı. Kıymalı. İşte zevke kalmış bir şey. Bez sucuğumuz. Şimdi bu ne dedin? Bez sucuğu. Bez sucuğu. Tokat'ın meşhur bez sucuğu. Evet. Bunun adı ne? Çökelek sundurması. Bunda evet. Yumurta falan oluyor mu? Yok, yumurta olmuyor. Yani çökeleği alıyorsun tereyağında. Evet, o kendi zaten yağında sünüyor. Evet. Aslında Karadeniz'deki mıhlamayı ya da kuymağı biliyorsunuz. Onun benzeri ama bunun içinde mısır unu yok. Doğru mu? Doğru. Un yok. Sadece çökeleğin kendi kalitesiyle alakalı bir durum.